Hocam merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Barış Çaynak, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Ağırlıklı olarak kalp cerrahisiyle ilgileniyorum. Meslekte 25 yılımı doldurdum. Uzun yıllardır özellikle minimal invaziv dediğimiz, yani küçük kesilerle ya da robotik dediğimiz kalp ameliyatlarıyla ilgileniyorum. Bütün ameliyatlarımı da bu şekilde artık gerçekleştirebilecek bir durumda tecrübelerime devam ediyorum. Harika. Hocam, pandemi öncesi ve sonrası diye aslında ikiye ayrıldık artık. Pandemi sonrası kalp rahatsızlıklarında artış oldu mu? Size gelen hasta taleplerinde nedir durum? Oldu. Aslında şimdi kalp hastalıkları, özellikle kalp krizleri hala dünya üzerinde, ülkemizde de birincil ölüm sebebi. Yani en çok karşılaştığımız hastalık grubu kalp damar tıkanıklığı olan hastalar. Ve dünya üzerinde en çok yapılan cerrahi kalp damar tıkanıklıklarına bağlı olarak bunları gidermek için yapılan bypass cerrahisi. Pandemide özellikle bu COVID'in sadece akciğerleri tutmayıp da pıhtılaşma bozukluğu yaratan bir hastalık olduğundan dolayı sadece COVID'e bağlı değil ama eskiden gelen kalp damar tıkanıklığı olan kişiler COVID'e bağlı olarak geçirdiği COVID'le beraber kalp krizi geçirmeye başladılar. Yani aslında sessiz olan kalp hastalıkları belirti vermeye başladı. Ve bizim son 1,5-2 yıldır yaptığımız neredeyse ameliyatların %80-90'ı COVID sonrası kalp krizi geçiren bir hasta grubu olmaya başladı. Yani COVID tek başına bir kalp krizi sebebi olmuyor ama kalp krizi altyapısı olan kalp damarları tıkalı ama belirti vermeyen bir hasta grubunda COVID geçirdikten sonra bir krizle karşımıza gelen bir hasta grubu oldu. Hocam, COVID geçirmiş birisi kalp ameliyatı olması gerekiyorsa ne öneriyorsunuz? Şimdi COVID geçirmiş kişilerde maalesef akciğer hasarı kalıcı olabiliyor. O yüzden kalıcı bir akciğer hasarıyla bir bypass ameliyatına ya da herhangi bir kalp ameliyatına girmek çok riskli. Çünkü bizim ameliyattan sonra bizi en çok zorlayan organlar akciğerler oluyor. O yüzden bir açık ameliyatta, yani bütün akciğerlerin göğüs boşluğuna girildiği bir ameliyatta, ameliyattan sonra hareket etmenizin, nefes almanızın, öksürmenizin çok zor olduğu bir ameliyatta akciğer iyileşmesi çok zor oluyor. Ben o yüzden COVID geçirmiş kişilere mini bypass dediğim bu kapalı bypass yöntemini tercih ediyorum. Çünkü kapalı bypass yönteminde akciğerler hem ameliyat esnasında daha az travmatize oluyor, hem de ameliyattan sonra göğüs kemiğiyle ilgili bir işlem yapmadığımız için çok rahat hareket etmek mümkün, öksürmek, solunum egzersizleri yapmak mümkün ve çok hızlı bir şekilde normal ameliyat sonrası toparlanma dönemini atlatmak mümkün oluyor. Ben kendi hastalarımda şunu görüyorum, COVID geçirmiş çok hasta ameliyat ediyoruz bu sıralar. Bu hastalar gerçekten kapalı bir ameliyattan sonra adeta hiç COVID geçirmemişçesine hızlıca toparlamaları mümkün oluyor. Hocam, damar tıkanıklığı çok yaygın ve biz bunun anjuyla ile açıldığını biliyoruz. Peki hangi aşamada anju işe yaramıyor ve daha fazlası gerekiyor? Kalp damar tıkanıklıkları bir kere öngörülebilir bir hastalık grubu, erken teşhis edilebilir bir hastalık grubu, önlenebilir bir hastalık grubu ve erken teşhisle çok başarılı bir şekilde tamamen hayat boyu sürecek tedavilerle, yani bir kere yaptığınızda hayat boyu sürecek bir başarıyla tedavi edilebilir bir hastalık grubu. O yüzden hangi aşamasında nasıl teşhis edeceğiniz ve nasıl tedavi edeceğiniz çok önemli. Öncelikle risk grubu olan kişiler, bu risk grubu olan kişiler, ailesinde geçirilmiş kalp krizi olan, bypass ameliyatı olan, stent olan kişiler, bu kişiler özellikle erken yaşlarda bu akrabalarında bu hastalıkları görmüşlerse mutlaka kendilerini araştırmaları gerekiyor. Bu araştırma sürecinde de asıl olan kalp damarlarını görüntülemek. Yani anjiyoyla, anjiyo için çok erkense tomografi anjiyo, yani sanal anjiyo dediğimiz tetkikle bu teşhisleri koymak çok önemli. Teşhis koyduğumuz noktada en önemlisi kalp kriziyle gelmiş bir hastaysa mutlaka bir an önce anjiyo yapmak lazım ve kalp krizine sebep veren damarı mutlaka anjiyo esnasında açmak lazım. Bu bize kalbin hasar görmesini engelleyen bir durum yaratıyor. Ama anjiyo sonrasında özellikle kalbi besleyen 3 tane ana damar var. Yani bunların birisi kalbin ön yüzünü besliyor, biri sol arka yüzünü besliyor, bir diğeri de sağ tarafını besliyor. Bu 3 tane ana damarın 3'ünde de darlık olan ve bir diğer taraftan da şeker hastası olan hastalar, yani diyabet hastaları, bunlar da ameliyat adayı olan hastalar oluyor. Ya da daha önceden stent olmuş, stenti tıkanmış hastalar mutlaka ameliyat adayı olan hastalar oluyor. Bir bypass ameliyatı stentten farklı bir iş olduğu için ömür boyu bu sizi kalp damar tıkanıklarından koruyacak, tedavi edecek ve yeniden bir kalp krizi geçirmenizi engelleyecek bir ameliyat oluyor. Yeni bir teknik var mı ameliyatlarda? Şimdi bypass ameliyatları her zaman yıllarca, aslında yaklaşık 60 yıldır yapılan cerrahiler bunlar. 60 yıldır yaptığımız iş göğüs kemiğini önden açıp kalbe ulaşmak. Kalbe ulaştıktan sonra göğüs duvarından geçen atar damarları hazırlamak. Bacaktan, ayak bileğinden kasığa kadar büyük bir kesiyle bacak damarını hazırlamak. Ve bunları tıkalı damarların ilerisine dikmek yönünde bir cerrahi tedaviydi.
Ama şimdi aynı cerrahiyi, yani aslında içeride yaptığımız iş bir farklılık yok ama bunu daha minimal dediğimiz, yani daha küçük kesilerle daha az travmatik olarak yapmak mümkün. Nasıl yapıyoruz? Birincisi bacak damarını hazırlamakla başlıyoruz. Bacak damarını artık böyle uzun kesilerle hazırlamıyoruz. Onu endoskopik yöntemle, yani diz seviyesinden yaptığımız 1 santimlik kamera yardımıyla hazırlıyoruz ve ayakta bacakta hiçbir kesi olmuyor. Niye çok önemli? Çünkü bizim hastaların büyük bir çoğunluğu kilolu hastalar, şeker hastası ve özellikle kadın hastalarda yağlı doku bacakta daha fazla oluyor ve bu bizim ameliyat sonrası ciddi bir bacak enfeksiyonu sebebimiz olabiliyor. Eğer biz bu damarı kapalı çıkarırsak enfeksiyon riskimizi sıfırlamış oluyoruz. İkinci bir şey, göğüs ön duvarından geçen göğüs ön duvarındaki kemiği hiç açmadan bu ameliyatı yapıyoruz. Yani göğüs kemiğini açıp tekrar onu çelik tellerle diktiğiniz zaman bu ömür boyu hem burada kalacak bir iz oluyor, hem bir ağrı oluyor, hem her mevsim dönümü hissettiğiniz bir ağrı oluyor. Bir yandan da hasta psikolojik olarak bir türlü toparlayamıyor kendini. O yüzden biz bu ameliyatı şayet buradan değil de sol kaburgalar arasından 4 santimlik bir yerden gerçekleştirebilirsek, ama aynı ameliyatı buradan gerçekleştirebilirsek, o zaman hastada daha az travma yaratmış oluyoruz. Sadece vücut olarak değil, psikolojik olarak da. Ama önemli olan iş bizim uzun vadeli içeride yaptığımız, tıkalı damarların ilerisinde bütün damarları bypass yaptığımız bir cerrahi olması lazım. Evet, artık bütün bypassları göğüs kemiğini açmadan, bacakta bir yara yapmadan sadece sol kaburgalar arasından yapmak mümkün. Harika. Hocam peki diğer tekniklerden farkı ne? Şimdi diğer teknikten bir farkı aslında içeride hiçbir şekilde yok. Ben hastalarımı anlatırken de şunu söylüyorum. Bu ameliyatın açık bir ameliyattan ameliyat olarak bir farkı yok. Risk olarak da bir farkı yok. Ama ameliyat sonrası riskleri tamamen bir kısmını tamamen siliyor ve çok ciddi oranda azaltıyor. Bizim ameliyat sonrası riski olan hasta grubumuz bir kilolu hastalar. Eğer kilolu bir hastayı göğüs kemiğini açarak dikerseniz bu hastalarda kemik kaynaması ile ilgili komplikasyonlar, sorunlar çok ciddi bir şekilde sık bir oranda görünüyor. İkinci bir şey şeker hastaları, ki bizim bypass yaptığımız hastaların neredeyse %70-80'i şeker hastası ve bu hastalar yara iyileşmesi bozuk hastalar olduğu için uzun kesiler yaptığınız zaman bunlarda enfeksiyon riski çok artıyor. Bir üçüncü grup riskli hastamız var. Bunlar KOAH hastası, yani akciğer hastaları. Akciğer hastaları ameliyattan sonra rahat nefes alamadığı, öksüremediği, sağına soluna dönemediği için akciğerle ilgili komplikasyonlar artıyor ve yatışı, yoğun bakım süresi çok uzuyor. O yüzden bu hastaları biz akciğerini daha az yıpratarak, göğüs kemiğini hiç açmadan rahat nefes almasını ve çabuk solunum egzersizleri yapmasını sağlarsak çok hızlı iyileşiyorlar. Bir diğer hasta grubu kadın hastalar. Çünkü kadın hastalarda bu kesiler tamamen meme altında kalır bir şekilde yapılıyor. O yüzden kozmetik olarak da ciddi bir üstünlüğü oluyor. Çünkü hiçbir görünür izi kalmıyor ameliyatın. O yüzden de hayatın geri kalanında böyle kendini psikolojik ve sosyal hayatından arındırmadan normal bir şekilde hayatına devam ediyor. En önemlisi genç hastalar. Genç hastalar işinden gücünden olmamak, fiziksel böyle bir travma yaşamamak, hayatlarını, bundan sonra spor hayatlarını, aktif hayatlarını, sosyal hayatlarını aktif olarak sürdürmekte zorluk çekecekleri için çok ciddi bir şekilde doktorları stent olmaya veya ameliyat olmamak için ne yapılması gerekiyorsa ona doğru sevk ediyorlar, ama aslında kendi ömürlerinden çalıyorlar. Çünkü geciktirilen her ameliyat, gereksiz yere yapılan her türlü anjiyo işlemi sizin ileride kalp sağlığınızdan yiyor. Çünkü kalbinizin kasılması bozuluyor. Bu sefer bir kalp yetmezliği hastası oluyorsunuz. Bir ameliyat olmanız gerektiği noktada artık bypass yapılamayacak kadar damar boydan boya o çelik kafesli metal tellerle doldurulmuş oluyor. O yüzden artık içinden çıkılmaz bir hal almak durumunda kalıyor. Ama erken yaşta kapalı bir bypass olursa, yani göğüs kemiği açılmadan, bacak açılmadan, kozmetik olarak üstünlüğü olan, sizi bir hafta içerisinde iş hayatınıza, sosyal hayatınıza, spor hayatınıza geri döndürebilecek bir cerrahi oluyorsanız hasta grubu bunu kabullenebiliyor. Evet, ben bu ameliyatı olayım, hayatıma kaldığı yerden aynen devam edeyim diyebiliyor. O yüzden genç hastalar bu şeyden, bu yöntemden çok fayda görüyorlar. Peki bu teknikle başka hangi kalp ameliyatları yapılabiliyor? Şimdi aslında bu teknik çok yeni bir teknik değil. Biz öncelikle kapak ameliyatlarını göğüs kemiğini açmadan yapmaya başlamıştık. Özellikle mitral kapak dediğimiz kalbin içerisindeki kapak. Kalp deliği dediğimiz, yani atrial septal defek, ASD dediğimiz kalp deliklerini onarmak. Bu ameliyatlar sağ tarafından kaburgalar arasından gerçekleştirmek mümkün olan ameliyatlardı. Ve bu ameliyatlarda kazandığımız tecrübeyle yavaş yavaş
öncelikle robotik teknolojiyle kullanarak kalbin ön duvarından geçen damarla tek damar bypasslar yapmaya başladık. Ama bütün damarları yapmak mümkün değil. Ama hem teknoloji ilerledi hem de bir ameliyatı ne kadar yaparsanız o kadar tecrübe sahibi oluyorsunuz. O tecrübeyle beraber artık bütün damarlara, kalbin arkasındaki, sağındaki, yani bu bütün bahsettiğim 3 damarın 3'üne de, bazen 3 damar diyoruz ama bunların yan dallarına da bypass yapıyoruz. Yani 4, 5, 6 damara kadar bypass yaptığımız hastalar var. Bütün bu bypassları artık göğüs kemiğini açmadan yapmak mümkün. Ama kapak ameliyatları, aort kapak ameliyatları, kalp deliği ameliyatları, kalp tümörü ameliyatları, bunların tamamı göğüs kemiği açılmadan gerçekleştirilebilir ameliyatlar artık. Şimdi izleyicilerimiz de merak edecektir. İyileşme süreci nedir? İyileşme süreci şöyle. Bu tür hasta grubunu biz çok detaylı bir şekilde inceliyoruz ameliyattan önce. Çünkü bizim ameliyatımız bir açalım görelim cerrahisi değil. Biz çok küçük açacağız ve çok nokta hedefi yapacağız. O yüzden çok detaylı bir ameliyat öncesi hazırlığımız var. Bu ameliyat öncesi hazırlık klasik bir bypass ameliyatında yaptığımız hazırlığın yanında bütün vücudu bir tomografiyle tarıyoruz ve organların yerini, kullanacağımız damarların yerini, yapacağımız bypassların yerini önceden tespit ediyoruz. Ona göre küçük kesiler yapıyoruz. İkincisi, ameliyattan sonra bu ameliyatlarda da bir gece yoğun bakımda kalmak gerekiyor. Çünkü birebir aynı ameliyat. Açık bir ameliyat neyse bu da aynı ameliyat. Ancak ikinci gün itibariyle çok ciddi bir farklılık oluyor. Hasta yoğun bakımdan odaya çıktığında tamamen yürüyebilir bir durumda, sağına soluna dönebilir durumda, solunum egzersizlerini rahatlıkla yapabilir durumda çıkıyor. İkinci gün itibariyle tamamen artık bütün bağlantılarını aldıktan sonra dördüncü günde hastayı taburcu ediyoruz. Birçok hastam hastaneye kendi arabasıyla gelip kendi arabasıyla geri dönebiliyor. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü göğüs kemiği açılan hastalarda 6-8 hafta, yani yaklaşık 2 ay araba kullanmanız mümkün değil. Yaklaşık 2 ay yan yatmanız mümkün değil. Özellikle aktif yaştaysanız, yani aktif bir spor yapıyorsanız, ne bileyim tenis oynuyorsanız, basket oynuyorsanız, herhangi bir göğsünüzü kullanacağınız bir egzersiz yapıyorsanız bu egzersizleri artık veda etmeniz gerekiyor. Ama bu tür ameliyatlardan sonra ikinci hafta itibariyle her türlü egzersizinize, yüzmenize, tenisinize, her şeyinize devam etmeniz mümkün. Düzenli kontroller diyoruz da mesela benim bir yakınım 15 gün önce bütün tetkiklerden geçti kalbiyle ilgili bir check-up yaptırdı ama biz onu 15 gün sonra kalp krizinden kaybettik. Hani bu kalbin nasıl böyle kalp krizleri bu kadar tetkikler yapıldığı halde görülemiyor. Görülebiliyor, evet. Şimdi şöyle, özellikle o yüzden genetik yatkınlıktan bahsediyorum. Yani ailenizde bir böyle bir genetik yatkınlık varsa ve kalp krizlerinin maalesef ilk belirtisi çoğu zaman kalp krizi oluyor. Yani hiçbir belirti vermiyor demektir bu. O yüzden bu tetkikleri yaparken bazı grup hastalarda daha detaylı tetkikler yapıyoruz. Yani tetkikten kastımız şu oluyor. Yani önce basit tetkikler var. Ekokardiyografi, ultrason gibi, efor testi, yürüme bandında yürümek gibi tetkikler. Ama bu tetkiklerin hepsi ikincil tetkikler. Yani ne demek? Kalp damarının darlığını göstermiyor. Kalp adalesine yeteri kadar kan gidip gitmediğini gösteriyor. Ve bunlar yanıltıcı olabiliyor. Kimde? Özellikle de genç kişilerde. Çünkü sosyal hayatın içerisinde belli bir kondisyonu olan kişilerde bu tür tetkikler belirti vermiyor. O yüzden risk grubu olan kişilere mutlaka damar görüntülemesi yapmak lazım. Veya bu testlerde herhangi bir şey görürsek mutlaka anjiyo yapmak lazım. Ama anjiyo da kendince riskli bir işlem. Çünkü bilekten girilecek, kalp damarına gidilecek, kalp damarının içerisine boya verilecek. O yüzden arada kaldığımız durumlarda gerçekten bir klinik şüphemiz varsa, gerçekten hastada genetik yatkınlık varsa ve risk faktörleri yüksek derecedeyse, yani kiloluysa, şekeri varsa, sigara içiyorsa, hareketsiz bir hayat yaşıyorsa, stresli bir insansa, tip A kişilik deriz biz bu insanlara. O zaman bunlara tomografiyle bir sanal anjiyo yapmak mümkün, kalp damarlarını görüntülemek için. Ondan sonra eğer orada bir darlık görüyorsak, klasik bir anjiyo ama bu sefer gözümüzün, yani daha önümüzü görerek, yani stent mi takacağız, bypass'a mı gidecek, ne olacak, biraz daha bir öngörüyle beraber bir anjiyo yapmak mümkün oluyor. Peki hocam, şimdi gençler özellikle çok kaçıyordu bu ameliyattan. Benim de birçok arkadaşım var bu konuda. Çünkü niye? İz kalacak diye korkuyor. Yazın sahile gitmek istiyor, göğsünde kimse bu kadar bir iz taşımak istemez. Diğer tetkikte herhangi bir iz kalıyor mu mesela bayan için, özellikle bayanlar daha hassas bu konuda biliyorsunuz. Kesinlikle bu şimdi özellikle bu dönemde çok 40 yaş altı hasta grubunu ameliyat eder duruma geldik. Ki bunlar ameliyata geldikleri noktada birkaç kez daha önceden de stent olmuş. Yani diyelim 28-30 yaşlarında stent olmuş, 32-33-35 yaşında bypass'a gitmesi gereken bir hasta grubu oluşmaya başladı. Bu hastalar özellikle şimdi bunların
Aile hayatları yeni, çocukları küçük, yeni projeler içerisindeler, aktif iş hayatı içerisindeler. Hayatlarına 2 ay, 3 ay, 6 ay ara verecek durumda kişiler değil. Ne buna maddi olarak müsait, ne de iş imkanları ve aile imkanları olarak müsait. O yüzden onlar diyor ki ben bunu böyle idare edeyim diyor. Kimisi sağlıklı beslenerek devam edeceğim yoluma diyor. Kimisi diyor ki ben ilaçlı idare edeyim. Kimisi diyor ki kardiyolog meslektaşlarımı da zorlayarak sonuna kadar stent yaptırayım. Ben bu stentlerle idare edeyim diyor. Ama işte bu yanlış bir tavır. Eğer bir ameliyat olmanız önerildiyse, hatta belki ilk tedavi seçeneği olarak, yani ilk anjiyonuz oldunuz ve hemen ameliyat olun dendi. Bu hasta grubu en çok ameliyattan fayda gören hasta grubu. Yani defalarca stent geçirmiş, kalp krizi geçirmiş birisine yaptığınız bypass cerrahisi, hiç bunları olmamış bir kişiye yaptığınızdan daha az yüz güldürücü bir cerrahi oluyor. O yüzden genç hastalar ameliyattan çekinmesinler. Bu mini bypass cerrahisi, kapalı bypass cerrahisi tam da onlar için bir cerrahi. Çünkü dördüncü günde hastaneden çıkacak, birinci haftada normal iş hayatınıza, günlük hayatınıza dönebilecek durumda oluyorsunuz. Küçük çocuğunuz varsa kaldıracak durumdasınız, hayatınıza, spor hayatınıza devam edecek durumdasınız. Kadınlar bir ayrı bir konu. Ben bu cerrahi yöntemi tarif ederken, anlatırken, anlatmaya çalışırken her zaman diyorum ki bu bir kozmetik olsun diye yapılmış bir cerrahi değil ama aynı zamanda da kozmetik bir cerrahi. Ne demek? Göğüs kemiğini boydan boya açtığınız bir hasta, yıllardır bu mesleğin içindeyim. Bazen şöyle hastalarımız olurdu. Yani 10 yıl önce ameliyat etmişsiniz. Her şey çok güzel. Bütün tetkikleri yapıyorsunuz ama hasta çok mutsuz. Diyor ki ben ameliyattan sonra artık yarım bir insanım. Bir türlü kendime gelemiyorum. Anlatmaya çalışıyorsunuz. Bütün kalp tetkikleriniz normal. Damarlarınız gayet iyi çalışıyor. Her şey normal. Ama diyor ki ben sosyal hayatımdan tamamen koptum. Artık denize giremiyorum. Artık eski yaptığım sporları yapamıyorum. Kadınlar özellikle kılık kıyafetimi değiştirmek zorunda kaldım. Denize giremiyorum. O yüzden bu hasta grupları en çok bundan fayda görüyor. Kadınlarda bizim bütün cerrahi kesilerimiz aslında kapak ameliyatı da yapsak, bypass ameliyatı da yapsak göğüs altında kalan kesiler oluyor. O yüzden hatta ben bunlara bikini cerrahi istiyorum. Yani bu kişiler gerçekten bikiniyle denize girdiğinde hiçbir ameliyat olduğu, kalp ameliyatı olduğu belli olmuyor. Ama aslında tabii bu iş cerrahinin kendinden götürecek bir iş olursa yanlış bir iş olur ama birebir aynı cerrahi yaptığımız için kapak ameliyatı da yapsak, bypass ameliyatı da yapsak, hani açık ameliyatın aynısını buradan gerçekleştirdiğimiz için bu insanlar gerçekten sosyal hayatından ve iş hayatından, aile hayatından kopmamış oluyorlar ve böylece bir psikolojik olarak da bir üstünlük getirdiğini düşünüyorum ben bu cerrahi yöntemin. Aynı kalp krizine döneceğim. Korkuyorum galiba kalp krizinden. Peki artık çocuk yaşa düştü kalp krizleri. Hadi bizim stresimiz var da. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuğun ne gibi bir stresi olabilir? Niye bu kadar yaş ortalaması düştü? Şimdi beslenme alışkanlıkları çok kötüleşti. Yani aslında geçenlerde sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. Avrupa'da bir plajda çekilmiş 1950'li 60'lı yıllarda. Bir tek şişman insan yok plajda gezen. Ya yani çünkü beslenme alışkanlıklarımız değiştiği için aldığımız doymamış yağ oranları değişti, fast food kültürüne alıştık, artık oturup bir sofrada yemek yeme alışkanlığımızı bile yitirdik. Ben hatta artık şey diyorum, sefertası dönemine geri dönmemiz lazım. Artık evden zeytinyağlı yemek götürelim, kendi hazırladığımız sandviçleri yiyelim işimizde diyorum. Çünkü bu yeme alışkanlığını bozmadıkça, düzeltmedikçe bu tür riskler her zaman olacak. Çok küçük yaşlarda olan kalp krizinin altında mutlaka bir ailesel kolesterol yüksekliği durumu ama bozukluğu ciddi derecede karaciğer yetmezliği yaratacak boyutta olanlar oluyor. Ama biz şunu görüyoruz ki artık çok küçük yaşlardan itibaren, onlu yaşlardan itibaren damar tıkanıklığı süreci başlıyor. Tamam damar tıkanıp kalp krizi geçirilmiyor ama o damar tıkanıklığı süreci damar duvarında işte kolesterolün birikmesi, damar duvarının yıpranması. Bunun yanında tabii damar duvarını yıpratan şey nedir? İşte sigara en başta, yüksek tansiyon, hava kirliliği, bunların hepsi aslında engel olamayacağımız şeyler. Vücut hormonal bir organ. Yani hormonlarımız bizi yönlendiriyor. Hormonlarımız bizi tamamen hayatı nasıl algıladığımızı sağlıyor. Şunu örnek gösteriyorum ben. Şimdi bu stresli insanların salgıladıkları hormonlar aslında diyelim ki çok eski mağara dönemindeki insanların vahşi bir hayvanla karşılaştıklarında salgıladıkları hormonlarla birebir aynı. Yani kalbiniz, karaciğeriniz, böbreğiniz burada sizin gerçekten bir hayati saldırıyla mı karşılaştığınızı yoksa döviz kurlarının mı yükseldiğini algılayamıyor. Ama aynı
stresi gösteriyor. Yani damarlarınız spazm yapıyor, bebekleriniz küçülüyor, tansiyonunuz yükseliyor ve bunların tamamı sizin hem kalbinize hem de bütün iç organlarınıza zarar vermeye devam ediyor. O yüzden bir kere stresi yönetmekte biz mutlaka başarılı olmak zorundayız. Yani stresimizi yönetebilirsek, yani bunları yaşamamamız mümkün değil. Bu hayatı yaşıyoruz ama bu stresi yönetebilirsek, bu kadar ciddi reaksiyonlar vermezsek organlarımızı da korumuş oluruz diye düşünüyorum. Herkes de diyor ki nasıl yapayım bu kadar stresin içerisinde? Vallahi bilmiyorum, bir şekilde yapmanız lazım çünkü kimse için yapmıyorsunuz, kendiniz için yapıyorsunuz. Hocam son olarak izleyicilerimize ne önerirsiniz? Kalp sağlığımızı nasıl korumalıyız? Şimdi erken teşhisi ben özellikle mutlaka söylüyorum. En başta bahsettiğim gibi aile hikayesi olan, ailesinde kalp hastalığı olan kişiler gerçekten risk altında. Bir kere öncelikle kendilerine dikkat etsinler. Ne yapmak lazım? Kilolarına dikkat etsinler, sakın sigara içmesinler ve düzenli egzersiz yapsınlar. Ama bunun yanında özellikle 40'lı yaşlara yaklaşınca mutlaka bir kalp kontrolü yapsınlar. Bir kalp doktoruna gitsinler. Önce basit testlerle, gerek görüyorlarsa da daha detaylı testlerle mutlaka erken teşhis koyulsun. Çünkü erken teşhiste yaptığımız cerrahi müdahale veya anjiyografik müdahalelerin hepsi çok yüz güldürücü oluyor. Ne ömrünüzden yiyorsunuz ne de hayat kaliteniz bozuluyor ve hayatınıza olduğu gibi devam etmeniz mümkün oluyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi günler.